Hava durumunu konuşalım şimdi de. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımızda olacak. Evet, Hüseyin'i gördüm. Hüseyin, günaydın, hoş geldin. Merhaba, günaydın Esra. İyi Kadir haftalar. Hüseyin, Eyyam Bahur geliyormuş. Bir korktuk ama. Evet, hangi gün başlayacak? Korkmayın. Hangi gün? Çarşamba mı, perşembe mi? Ya, ne diyorsun? Şöyle bir şey, aslında yani düzeltmek gibi olmasın ama böyle bir durum yok. Yani medyada dolaşıma giren bir kelime bu. Medyada bunu seviyor, çeviriyor. Aslında su buharlı günler demek. Yani su buharının havadaki nemin daha fazla hissedildiği günlere giriş yapıyoruz. Ağustos ayı böyle bir ay. Şimdi denizlerimiz tabii sıcaklık olarak hava değil de denizlerimize bakınca bunu anlayabiliyoruz. Akdeniz 30 derece su sıcaklığı. Ege kıyıları 28-29'lara ulaşıyor. Karadeniz'de 27 derecelerde şu an. Ve ısınmaya devam ediyoruz. Şimdi bu hafta sonu gelirken Perşembe, Cuma, Cumartesi bir sıcak hava dalgası diyebileceğimiz sıcağın daha etkisine gireceğiz. 3 gün süreyle. Tekrar İzmir'in örnek vermek gerekirse 40 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Bu Cuma, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Aydın 41-42 gibi. Antalya 38-40 gibi. İstanbul'sa 35-36 derecelere bu hafta sonu gelirken tekrar yükseliyor. Bugün ise 31 derece, 30 derece ferah bir hava var hala. Yani bir 5 derecelik, 4 derecelik bir artış var. O Eyyam-ı Bahur sözcüğü su buharlı günler anlamına geliyor. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren genel olarak halk arasında böyle söylerler. Çünkü denizler ısınır efendim. Denizler ısınırsa su buharlı günler yaşarsınız. Yapış yapış olursunuz. Yani fazladan bir durum yok demek istiyorum. Bu eski bir sözcük, Arapça bir kelime. Yev gün demek, Eyyam da günler demek. Yani çoğulu kelimeyi de değiştiriyor. Yani biz kalem kalemler diyoruz. Arapça'da yev, eyyam çoğulu günler. Yevmiye de günlük demektir. Bakın biz yevmiye çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir hadise var. Güneyde Basra sıcaklarının Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu'da yaşayanlar kuru havaya alışmışlardır. Ama orada bile su buharı yoğun hissedilir hale gelince bunaltıcılık artıyor havada. Geçtiğimiz Ağustos bunu çok uzun yaşamadık ama 2021 Ağustos'ta biz bunu yaklaşık 10 günü boyunca yaşadık. Hatırlayanlar olacaktır. Yani bu hava esmiyor. Bu hava niye dağılmıyor? Bu hava hep böyle sıcak mı kalacak dedirtiyor insana. Ancak şimdi bu hafta bizim bu kadar da şiddetli yaşamayacağımızı görüyoruz bunu. Biz 26 Temmuz'da geçtiğimiz hafta yaşadık en şiddetli sıcak hava dalgamızı. Şimdi bundan sonra biraz daha 35, bakın az önce saydım, İstanbul 35'lere çıkıyor. Geçtiğimiz 26 Temmuz'da 39'lara çıkmıştı gibi. Şiddet olarak o son sıcak hava dalgasının %60'ı %70'i şiddetinde bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Ama tabii bu da epey bir bunaltıcı olacaktır. Bu başlıktaki hadise ise, su buharını çok yoğun hissedeceğimiz hadise, o sıcak hava dalgasından sonraki hafta, yani 7-8'inden sonra görüşelim o konuyu demek isterim efendim. Hüseyin sağ ol. Yevmiyemizi hak edelim biz de. Reklama ya, gidelim. Ya öyleymiş. Ben de öğreniyorum. Geçtiğimiz yıllarda bunları çok sık duyduk, öğrendik hadi. Çok teşekkürler Hüseyin. Görüşmek üzere. İyi haftalar.